Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, pazar günü Diyarbakır koşularımız vardı sevgili dostlar. Ben sizlere Diyarbakır'ın iş yerinden sesleneceğim dedim. Ve de 6 koşulu bir programımız var. Güzel bir program. Bir tane tam banko olarak değerlendireceğim bir safkan var. Bir tane de yani riske değecek bir safkan var. Bakalım inşallah iyi bir sonuca ulaşırız. Evet, bugün pazar, anneler günümüz. Annelerimizi kesinlikle yalnız bırakmayalım. Nerede olursa olsun yanında olalım sevgili dostlar. Ufak bir şiirle yorumlara başlayacağım. Anneler günü için bir şiir seçtim. Onu okumak istiyorum sizlere. Tüm anneler günümüz kutlu olsun diyorum. Annelerin, tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Tabii ki rahmetli olan annelerimiz vardır. Onların da mekanları cennet olur inşallah sevgili dostlar. Dualarımız onunla. Evet, beni dünyaya getiren, sevgiyle büyüten, hep şefkat gösteren benim canım annem. Bana doğruyu gösteren, yanlışları gösteren, beni bugünlere getiren sensin benim canım annem diyerek böyle bir şiir sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili dostlar, tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Tekrar anneler günümüz kutlu olsun diyorum. Sevgili dostlar, söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarımıza geçelim. Evet, Diyarbakır'da 6 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Evet, birinci koşuyla itibaren 6'lık ayınımız start alacak. Handikap 15, yamak 2 bir koşu. 4 rekoru İngilizlerin 1700 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada ben bir tane sürpriz safkanla başlayacağım. İlk şans vereceğim safkan. O da bugün içerisinde sürpriz çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. O da bordo mavi sevgili dostlar. Mustafa Işık'la start alacak. Yani ayağına seri bir safkan. Önlerde yerini alacaktır. Kaçıp bitirmeye yakın gibi görüyorum ben. İlk tercihim o olacak. İkinci atım son yaptığı koşusunu Serhoş Baba Mehmet Şakir'le kazanma başarısı gösterdi. Bordo Mavi'den sonra 8 nolu safkanımızdan sonra 3 nolu Serhoş Baba yine bu mesafede Şanlıurfa'da kazandı. Diyarbakır pistine geliyor. Diyarbakır'da pek o kadar ağam şam koşuları yok ama yani kısa mesafede etkili koştu. Mesafe 1700. Şanlıurfa'da kazandı. Koşu tekrarlayabilir. 3 nolu Serhoş Baba'yı da mutlaka değerlendireceğiz. 2 nolu King Baran. Kilosu ağır olmasına rağmen Yunus Çelik başta etkili koşmasını bekliyorum. Sonradan 1 nolu Hasan Efe mutlaka kuponlarımıza yer olacaktır. Ve de 7 nolu Alemdar sevgili dostlar Ahmet Hasan Bayar'la start alacak. 50,5 kilo bomboş kiloyla start alıyor. Yaptığı son koşusu 1700'de Serhoş Baba'nın kazandığı o koşunun 3. olarak pistten ayrılmıştı Necmi Altın'la. Ben etkili koşmasını bekliyorum. Bu bomboş kilo değerlendirebilir. Bomba bir isim. 7'yi de atlamayalım derim. 6'lık ayarımızın ilk ayında sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuza geçelim. İkinci koşumuz birinci 6'lık ayarımızın ikinci hep böyle 10 koşulu olunca böyle karıştırıyoruz sevgili dostlar. Yani 5'lik ayınımızın başlangıç ayı diyecektim. Özür diliyorum. Şartlı 2000 mücadele 4 yaş şarapların 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 15 safkanımız burada deklere kayıtlı. Mesafenin kısa oluşu evet grupta yani birazcık sürede binecek gibi görünüyor yarış. Altınoğlu Bildenan liderlik isteyebilir. Botanik ayağına seri bir safkan çıkıp bir liderlik isteyecektir. 11-12 nitrojen. Yani hızlı girecek, süratli girecek bir koşu burada bizleri bekliyor. Benim burada 3 nolu Yalın Kılıç Bey sevgili dostlar. Fesi Çetin başla. Bu safkana çok dikkat diyeceğim. Sürpriz bir safkan önereceğim. İlk tercihim. İkinci atım 4 nolu Mini Uçan Bey Mehmet Şakir'le. Sonradan 1 nolu Karayağız Menderes Avşar'la.
Altınoğlu Safkan'ımız yani bir Beyaz Bayrak aynı yarışı izletebilir. Son yaptığı Diyarbakır'da 1800'e bir beşincilikle ayrıldı. Şimdi mesafenin kısalması buna çok yarayacaktır. Ferit Yardımcı ile 6'yı da es geçmeyecek. 8 nolu klas mutlaka değerlendireceğiz. Son yaptığı Diyarbakır'da bir dördüncülük, ondan önce yine bir dördüncülük mesafenin uzun oluşunda dolayı. Bakalım kısa da ben biraz daha etkili olabilir. Yani grup da uygun onun için. Yani belki sürpriz de çıkabilir ama 8-10 klası da mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Ve de 12-10 nitrojen diyeceğiz. Kolay gelsin. Sağ ol abicim. 38. Abimlerin annelisi yok mu ya? Abi olanlar orada abicim be. Sakızlar. Ne kadar abi şu boyunca? Yazmıyorum orada. Yok. Yazan ama görmüyorsun. 8 lira. Yazıyor muymuş? Buyur abiciğim. Evet, ne demiştik arkadaşlar, tekrar edelim. 3 başta olmak üzere 4, 1, 6, 8 ve 12 nolu safkanın nitrojenini de kesinlikle kuponumuza eksik etmeyeceğiz sevgili dostlar. Evet, 3. koşumuza geçelim. 3. koşumuz handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız yer alacak. Evet, burada videomun başında da dile getirdiğim gibi yani riske değer mi? Onu tam olarak çözemedim. Yani burada seri safkanlar da var. Bir nolu safkanımızdan bahsediyorum. Ferit Yardımcı'yla aslında bana kalsa kazanması için hiçbir neden yok gibi görünüyor sevgili dostlar. Ferit'le bir tek işte kilosu 61 kilo. Kilo ağır gelebilir mi? Onu tam kestireyim. Uzun olmuş olsaydı, kilo ağır olmuş olsaydı hiç şey yapmayacaktım ama yani sonlarda çünkü Şanlıurfa'da 1800'ü 61 kiloyla kazanan bir safkanımız. Şanlıurfa'da 58 kiloda kazandı yine Ferit'le. Ferit'le de çok iyi uyum içerisindeler. 7 kere start alıp kazanma başarısı gösterdi. Yani banko değerlendirecek bir safkanımız grubun uygunluğunda. Ama burada ben 3 nolu yarbaşı ve de 4 nolu safkanımızdan da enteresan bir koşu gelmesini bekliyorum. Şu 4 nolu safkanın mesafe şöyle 1400-1500 olmuş olsa vallahi banko değerlendirecektim. Sonları çok güçlü geliyor. Geçen koşusunda da bu mesafede koştuğu zaman da önermiştim sizlere. Maalesef 7.likte kaldı. Kötü bir koşu sergiledi. Aleykümselam abi. Ravi Mavi ekibi güzel. Teması var mı? Var abi. Tamam mı? Tamam. Atayım mı? Evet, yani dediğim gibi bir nolu safkanımız yani ufak bir çırılacak arkadaşlar değerlendirebilir. Yani kazanma yakın. Burada 3 nolu yarbaşı, 4 nolu safkanımız yani mesafe dediğim gibi uzun olmuş olsaydı ben yani banko değerlendirecektim. Çünkü sonları çok güçlü geliyor gerçekten. Bu kısa mesafede etkili yine koşacaktır. Emre Akkılıç'la Şanlıurfa'daki 1300'lük kazanma başarısı da gösteren bir safkanım. Diyarbakır pistinde gerçekten iyi koşuyor. Yani 1, 3 ve 4 ben burada tercih yapacağım. Safkanlar olacak. Ufak bir şey arkadaşlar 1 nolu safkanımıza da yönelebilir. Evet, 4. koşu şartlı 2. 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek. 9 safkanımız yer alıyor. 8 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak start alıyor. Geçen koşusunda zaten önerdiğim banko olarak değerlendirdiğimiz safkanımız yine ben banko olarak değerlendirdim. O da kim? Into. Yani çıkacak, liderliği alacak ve de sonuna kadar direneceğini düşünüyorum. Bir tek buna rakip 7 nolu Yıldızan
O da ayağının seri safkan. Into'yu yalnız başına koşturmayacağını düşünüyorum. O da yarışa bir sürat katacaktır ama Into ben burada galip geleceğini düşünüyorum. Elazığ pistinde gerçekten çok etkili bir koşu çıkarttı. Gerideki safkanlara 15 boy gibi fark atarak Ferit Yardımcı ile 56 kiloyla kazanmasını bilmişti. Şimdi değişen jokeyle Menderes Avşar'la ilk defa start alacak. Ama grubun da uygunluğunda ben yine galip geleceğini düşünüyorum. İki nolu Into Bankom'dur. Arkası ikililenecek arkadaşlar için bir nolu Abotur ve yedi nolu Yıldızhan'ı değerlendirebiliriz. Ben değerlendireceğim. Arkasına 1 ile 7'yi bağlayarak bir ikili deneyeceğim. İki nolu Into benim Diyarbakır'da sığınacak limanım olacak. Evet, 5. koşu handikap 14. 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kumda mücadele verecek 9 safkanımız burada. Kayıtlı sevgili dostlar. Evet, Atik Kıran bilinen stiliyle kulvar 9 ama ben çıkıp yine liderliği isteyecek. Diyarbakır'da yaptığı son koşusunu 1700'e güzel bir koşu çıkartmıştı. Grupta ikincilikte ayrıldı. Iştan kazanmıştı o koşu. O koşuyu yine Iştan burada da start alacak. Benim tercihim 6 nolu Atik Kıran olacak ilk tercihim. İkinci atın 1 nolu Handassa. Bu safkana çok dikkat üstünde duralım sevgili dostlar. Kuponlarımıza yazmamız gerekiyor. 3 nolu Bensubaşı, 8 nolu Iştan diyerek. Yani buradaki 4 safkan bence yeterli olacaktır. 6 olmak üzere 1, 3 ve 8 Iştan diyerek bu 4 safkanı ayırmadan kuponumuza işaretleyelim. Evet, 6. koşu altılı gayrımızın son ayağı, 15 safkanımız yer alacak bir şartlı 19 bir mücadele. 3 yaşlar atların 1100 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 2 tane ekürümüz var. 9 ile 15, 10 ile 11 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet, yarış ayaklarına iyi bir başlangıç yaparak pistten 3.lük, 2.lik çıkartan safkanlarımı 2 koşu gördüler. Yine tabeli içerisinde yer bulan safkanlarımıza onlar kimler? Bir nolu Gömeç sevgili dostlar. Feytullah Felan'la ben etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İki koşusu da Elazığ'da bir üçüncü bir ikincilikle ayrıldı. Diyarbakır'a ilk defa geliyor. Bir nolu Gömeç benim ilk tercihim. İkinci atım iki nolu Şeşen Sultan. O da Elazığ pistinde gördü. İki koşu ikincilik ve dördüncülük. Etkili koşacaktır. Menderes Avşar'la mutlaka değerlendireceğiz. 4 nolu Şirin Efe, Emre Akkılıç'la o Adana'da son çim yarışında bir ikincilik çıkarttı. Güzel yarış hayatını Diyarbakır'da 1000 metre şartlı 19'da mücadelesinde bir üçüncülük de ayrıldı. Yakın ara bir üçüncülük. Ben yine etkili koşacaktır. 4'ü de es geçmeyeceğim. Sonradan 9 nolu safkanımız Ekürler, Öz Satan. Sevgili dostlar, mutlaka değerlendireceğiz. İlk defa piste çıkıyor. Çalışmada gayet tatminkar. Abdullah Çankaya'yla. Sonradan 8 nolu safkanımız. 2 çim yarışı var Adana'da. İlk defa Diyarbakır'a geliyor. Kuma çıkacak. Ben Mustafa Işık'la etkili koşmasını bekliyorum. Bir Saraf orijini değerlendireceğiz. Ve de 10 nolu Ramize. 11 nolu Nurbaşı ile Ekürü. O da ilk defa piste çıkıyor. Çalışmada tatminkar İsa Katar'la. Mutlaka kuponlarımıza ilave yapalım. Sıralamam bir başta olmak üzere 2, 4, 9, 8 ve 10 nolu safkanlar benim tercihimdir bu koşu için sevgili dostlar. Evet, Diyarbakır koşuları için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. İnşallah dilediğim sonuca ulaşırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Tekrar tüm anneler, annelerimizin anneler gününü kutlarım sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Annelerimizi yalnız bırakmayacağız sevgili dostlar.